Nazlı? Sen bu tarafa bak. Nazlı, kızım ne diyorsun? Her zaman ne yapıyorsam onu yapıyorum Fatma Ana. Nazlım, kızım gel içeri açık dinlen ha. Ne diyorsun sen Fatma Ana? Sen ne zaman benim işimi bırakıp gittiğimi gördün? Nurcan, kızım sen git Hikmet'i bul. Kızın peşine düştün tamam mı? Bir delilik falan etmesin. Söyle çabuk. Koş. Aklım almıyor anne. Vallahi aklım almıyor. Yani babam nasıl böyle bir şey yapar anlamıyorum. Ay sen hala orada mısın çocuğum? Sen hala orada mısın? Adam bizi bırakıp gitti işte. Aç kurtların önüne atıp gitti. Sen onu artık unut. Unut bırak aman bırak gitsin bırak. Ya anne yapma Allah aşkına. Belki başka bir şey vardır için içinde. Belki tehdit falan etmişlerdir. Zeynep doğru söylüyor işte anne. Yani bir sıkıntısı olmasa adam bizi niye terk etsin? Biz her şeyimizi kaybettik şu anda. Her şeyimizi. Şu oturduğumuz koltuk bile bizim değil. Sen anlamıyor musun? Ne yapacağız şimdi? Ha, ne yapacağız şimdi? E tabii ben senin bir fikrin vardır sanıyordum ama doğru. Ozan Bey'in sadece tek bir şeye aklı çalışır. O da hovardalık. Anne Allah aşkına ya. Bunu mu tartışacağız şimdi? Tamam anneciğim. Tamam. Bak ben şimdi bir şirkete giderim. Tamam mı? Bir bakarım ne oluyor, ne bitiyor diye. Neyi kurtarabiliyoruz, neyi kurtaramıyoruz diye bir bakarım tamam mı? Ya ne bileyim belki arayabileceğimiz bir arkadaşımız, dostumuz, bir kredimiz falan vardır herhalde ya. Tamam ben çözerim ya. Sen sakin ol. Halledeceğim ben tamam. Tamam sen merak etme. Rahat ol anneciğim. Üzülme sen. Zeynepciğim tamam. Tamam üzülme sen. Tamam. Halledeceğim ya. Rahat ol. Kolay gelsin. Yaşında dul kalıverdi. Mahir amca ya. Sen de mi uydun sen de benim oğlum sayılırsın başın sıkışınca gel diye. Geldim işte. Aynı şey mi Ozan? Ya Süleyman abi. Siz babamın en yakın arkadaşlarısınız. Ozancığım tamam da dostluk başka bir şey, iş daha başka bir şey. Değil mi? Hem ne yapabiliriz? Bizim etimiz budumuz bu enkazı kaldırmaya yetmez oğlum. Cümleten altında kalırız. İşleri kurtarmak sana kaldıysa var ya, yandı gülüm keten elva. Et de güzelmiş ha. İyi, öyle olsun. Buraya kadarmış yani dostumuz. Afiyet olsun. Sağ ol. Hatice teyze. Hı. Cevizleri hallettim. Zahmet etmişsin. Artık bize cevizleri başkası getirecek.
Satın yine. Satın yine. Öldü, öldü. Boşuna çalma kapıyı. Ne? Öldü mü? Nazlı. Hadi kardeşim gel. Eve gidelim. Hadi. Hikmet abi. Heh. Ben bu insanlıktan nasip almamış kuzenini nerede bulurum? Bilsem de diyemem Nazlı. Anamın kesin talimatı var. Nazlı. Nazlı. Peki. Anladım. Tamam. Üzgünüm Ozan Bey, Şenol Bey bir toplantı için çıkmış. Sen beni mi yiyorsun ya? İçeride olduğunu biliyorum. Şenol abi! Ozan Bey. Kal orada. Şenol! Ne bağırıyorsun? Heh, ne oluyor? Oo, iyi vallahi. Zamanında yatlarda tatiller, otellerde kızlar. Şimdi ben yokum lan değil mi? Bana bak, terbiyeni takın. Diyetini öde lan bari. Babam sayesinde buralara geldin sen. Çek elini lan. Elbet bir gün görüşeceğiz seninle Şenol Bey. Görüşeceğiz. Çek elini. Allah.
etme. Etme Nazlı. Yokum ben artık. Hazreti. Hiç olmadım. Nazlı yok. Nazlı bitti. Ne böyle? Nazlı. Gitme. Gitme Nazlı. Nazlı. Gitme. Bakalım patronun oğlu. Bırak Mehmet Allah aşkına ya. Patron mu kaldı ki oğlu olsun? Küçükken buralarda ne koşardık ya. Rahmetli babam hatırlıyor musun? Küçük bir araba yapmıştı bizi. Sen iterdin, ben de şoför olurdum. Fabrikanın altını üstüne getirdik. Ya. Baban rahmetli oldu. Yerine sen geçtin. Onunla niye yaptın işini? Benim babamsa... Kaçtı gitti. Şimdi yerine ben geçtim. Oğlum hiçbir şey yapamıyorum ya. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Allah'tan ümit kesilmez be oğlum. Bir çaresi bulunur elbet. Ya bulunmazsa da canının sağlığı yansma suratım. Nazlı. Aa. Kız. Tövbe. Aa, ne oldu? Ne olacak ana? Boş boş konuşuyorlar işte. Nazlı, sen yemek getirdin. Acacı olmaz abam. Hadi inat etme, gel. Nazlı. Nazlı. Nurcan ablam. Ben bu Fatma ablanın yeğenini nerede bulurum? Bilmiyorum ki Nazlıcığım. Sen yemeğini ye, hadi. Abi ya, ya okuldan da ayrılmak zorunda kalırsam, arkadaşlarımdan, evimizden. Halledeceğim ben, bir yolunu bulacağım. Bak, sana izci sözü. İzciler sözlerini mutlaka tutarlar. Abi ya, sen hiç izci olmadın ki. Ya şöyle kızım ya, bak bu yaşadıklarımızı birkaç ay sonra birbirimize anlatıp güleceğiz işte böyle. Babam da dönecek mi peki? Dönecek tabii ki ya. Bak alacağım onu karşıma. Diyeceğim ki ona, Orhan Bey diyeceğim, hayırdır diyeceğim ya. Böyle en ufak sıkıntıda çekip gitmek var mıydı diyeceğim. Sen hayırdır diyeceğim ya. Hep o mu kızacak bana? Evet ya, biraz da sen kız. Hem ne öyle kaçıp gitmek? Aynen öyle kızım, ben kaçırır mıyım bu fırsatı? Bak sadece ben de değil, sen de söyleyeceksin, tamam mı? Atış serbest. Biz yine fazla abartmayalım da. Yani mecbur kalmasa gitmezdi zaten. Gitmezdi. Etme anam, ben iyiyim. Vallahi iyiyim. Mutluluk gözyaşları bunlar. Geçen şu avluda evlendim. Düğünüm o kadar güzeldi ki. Thank you.
Bir babam yoktu yanımda. Bir de kalbimi çalıp giden Ozan. Bütün dünyam yıkıldı anam. Bir kez daha. Babam beni terk ettiğinde söz vermişti. Bir daha asla kimsenin yüreğimi çalmasına izin vermeyeceğim diye. Ama yapamadım. Terk edilmenin acısı biriken iki oldu. Önce babam, şimdi sevdiğim. Ne yapacağım ben ama? Tamam Sami abi. Geleceğiz biz, sağ ol. Ana, kamyoneti otogarın orada bulmuşlar. Nazlı da içinde yokmuş. Ana! Fatma ana! Ha kızım? Sami, boş. Anam! Anam! Ne edecek şimdi? Ver şunu. Alo, Yaşar. Çok kötü şeyler oldu. Gazın İstanbul'a gidiyor. Bunu senin için yaptırdım. Sen benim dört yapraklı yoncağımsın. Bunu hayatın boyunca benden bir hatıra olarak boynunda taşımanı istiyorum. Ben seni kalbimde taşıyacağım. Her zaman. Köylü kızı bırakıp kaçmış gibi oldum işte. Gibi olmamışsın, kaçmışsın oğlum. Ya Serkan, bana burada vicdan azabı yaptırmayacaksın değil mi? Arkasında gözü yaşlı bir gelin bırakan Ozan Ekinsoy'u. Bırak Allah aşkına ya, zaten benim derdim başımdan aşkın. Babamın bıraktığı borçlar şaka değil oğlum. Evaciz gelmeden benim para bulmam lazım. Kardeşim bak, benim durumlarımı biliyorsun. Eğer öyle olmasaydı gerçekten çıkarıp ben verdim parayı. Ya Sema'yı öyle ortada bırakıp gitmeseydin şimdi ondan isterdik parayı. Aynen. Benim hatırladığım, kızın en son seninle ortaklık yapmak için bir takla atmadığı kalmamıştı. Bir görüşsen faydası olur mu, ne diyorsun? Sema'yı kullan diyorsun yani. Ayıp olur ya. Kardeşim, sen köyde kerpiçtamdan falan da düştün, aklını mı yitirdin? Benden yardım istiyorsun, eve haciz gelecek diyorsun, ben de sana öneri sunuyorum. Ne halin varsa gör. Ver bakayım sen şu telefonunu. Telefonu mu kapandı lan? Yuh, fakirliğin dibine vurmuşsun sana. Oğlum ne alakası var ya? Sema'nın yanından en son bir not yazıp sıvışmıştım. Şimdi benim telefonumu açmama ihtimaline karşı sadece ufacık bir önlem. Ver, ver. Bak bakayım şu telefonun. Göster bana. Aa, Serkan. Hayırdır inşallah. Aç bir, kulağıma koy. Alo. Alo, Sema. Ozan. Hayırdır? Aramazdın sen beni. Ne oldu? Aa, olur mu öyle şey Semacığım ya? Bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Zaten ben sonradan da yurt dışına çıkmak zorunda kaldım. Hayır, yani... Yurt dışında olduğun için mi telefonlarımı açmıyorsun Ozan'cığım? Aşk olsun sana ya. Vallahi ölsem haberin olmayacak ha. Ama sen ölürsen ben yaşayamam ki. Tatlı şey. Baksana. Seninle konuşmam gereken şeyler var. Senden sadece bir saat istiyorum. Şu anda Serkan'ın mekanındayım. Akşam uygunsan seni de buraya bekliyorum. Yani bilmem ki. Ay iyi, tamam o zaman. Bir saat oradayım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Al şunu.
oldu bir iş. Ay kardeşim. Akşam bana kral bir masa ayarla. Tamam, okey. Ben şey, rüzgardan gözüm yaşardı da. Yardıma ihtiyacınız var gibi. Yok yok, şükür. Şey... Ben sabahtan beri bir düğün salonu arıyorum da. Acaba siz hiç Goodman diye bir düğün salonu duydunuz mu? Bakayım hemen. Bir bakayım. Orası düğün salonu değil, bir kulüp. Kulüp? Semacığım, görüşmeyeli neler yapıyorsun? Vallahi ben iyiyim Ozan'cığım. Yani bıraktığın gibi hiçbir değişiklik yok. Ama bence sen anlat neler yaptın, nerelere gittin. Ya benim yurt içinde işlerim vardı biraz. Onları hallettim, geldim. Hı, yurt içi. Ama telefonda bana yurt dışı demiştin. Yani yurt dışı, yurt içi. Yani ikisini de bir arada hallettim, geldim işte. Aman, boş ver. İş, iş işte. Sıkıcı şeyler. Biliyorsun, iş konuşmayı sevmem ben. Biliyorum. Sevmezsin iş konuşmayı. Neyse işte, ben de sana ulaşamayınca Orhan amcayı aradım. Ama ona da ulaşamadım. Ha, babam değil mi? Babam. Tatile ihtiyacım var falan diyordu. Kaçmış olabilir, biliyorsun. Sağ solu belli olmaz onun. Ozan'cığım, sizin işlerde bir problem yok değil mi? Var aslında. Sana açacaktım bu konuyu ama... Neyse. Bu akşam büyüsünü bozmayalım. Tamam peki, bozmayalım o zaman.
olmaz demiş atalarımız. Değil mi? Geleceğimiz için. Var burada. Beni kandırdın. Beni hele güne bütün köye rezil ettin. Beni düğün gecemizi terk ettin. Yok, o öyle olmadı. Bak, açıklayabilirim ben sana. Ben sana bana yaklaşma demedim mi? Bana kalbimi kırma, beni incitme demedim mi? Nazlı, bak gerçekten zor durumdayım. Yemin ediyorum ki büyük kriz var. Ben gördüm az önce senin nasıl zor durumda olduğunu. Ona da mı aynı yalanı söylüyorsun? Nazlı, öyle bir şey yok ya. O benim arkadaşım. Çocukluktan beridir yani arkadaşım. O şehirli tabii. Nazlı gibi saf değil. Kandırması zor. Ben seni kandırmadım. Yani kandırmak istemedim. İnan bana, sen benim hayatımda gördüğüm en özel insansın. Ben seni çok... Sen beni çok... Çok... Sen beni hiç sevmedin. Hiç. İnsan sevdiği can çekişirken bırakıp gider. Benim için artık bir çöp kadar değer yok. Nazlı. Sen beni öldürdün. Şimdi ben seni öldüreceğim. Nazlı, ne yapıyorsun? Bir yemin etmiştim. Beni terk edecek kimseyi sevmeyeceğim diye. Yapamadım, kalbime söz geçiremedim işte. Şimdi peki? Şimdi? Kalbine söz geçirebiliyor musun? Sus!